Evet. Şimdi Melih Bulu ile ilgili tüm kamuoyunun merak ettiği ve kamuoyunun acaba Melih Bulu bu olan biten karşısında ne düşünüyor sorusunu sorduğu bir gündeyiz. Programımızı yeni açanlar için söyleyeyim. Bugün Melih Bulu'ya, Boğaziçi Üniversitesi rektörüne ulaşmaya çalıştım. Kendisine hem SMS attım hem de WhatsApp'tan sorularımı yönelttim. Ancak Melih Bulu WhatsApp'tan da SMS yoluyla ilettiğim mesajıma da cevap vermedi. Bunun üzerine Melih Bulu'ya çok yakın bir isimle konuştum. Ve dedim ki Melih Bulu bu olan biten karşısında ne düşünüyor? Bu akşam KRT yayınındayım, anlatmak istiyorum dedim. Ve dehşetengiz bir mesaj geldi Gürkan. Ne dedi Barış? Çok yakın çevresinden bir isim. Evet. Şimdi hemen bunu anlatacağım ama izleyicilerimiz merak ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden Oğulcan arkadaşımız yanımızda. Süleyman Soylu öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi rektörünün odasını işgal edeceklerdi dedi az önce yaptığı açıklamada. Evet, şu anda bir canlı yayında Süleyman Soylu. Siz açıklamaları biz de takip Boğaziçi ediyoruz Barış. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak rektör Melih Bulu'nun odasını işgal mi edecektiniz? Bu soruya da canlı yayında direkt Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya yanıt olarak sevgili Oğulcan bu soruyu yanıtlayacak. Barış beni ama duysun ama çocuklar onu ayarlayın. Duyuyor musun Barış, duyuyor musun beni şu anda? Gürkan, Melih Bulu şunu söylüyor. Melih Bulu'nun bir arkadaşı diyor ki öğrencilerle görüşün. Bu mesele çok büyüdü. Ve şu cevabı veriyor. Diyor ki ben öğrencilerle bir daha görüşmem. O hatayı daha önce yaptım. Ben aşağı inersem öğrencilerin yanına bana dokunurlar. Bana dokunmak devlete dokunmak demektir diyor. Ben bu sözleri Melih Bulu'nun bir yakınından aldım, kendisiyle görüşen ve daha sonra Gürkan şunları da sordurttum. Melih Bulu'nun cevabını aktaracağım. Melih Bulu diyor ki Twitter'da yazıldığı gibi yardımcı atayamadım değil, bir yardımcı atadım. Göreve başladı. Ancak bugün diyor benim yardımcımın kapısına hiç utanman yok mu pankartını asmışlar. Ve devam ediyor Melih Bulu. Eğer diyor dün üniversiteye polis gelmeseydi öğrenciler beni rehin alabilirdi. Polisi o yüzden çağırmak zorunda kaldık. Ve hatta katledilen bir savcımız vardı. Allah rahmet etsin. Ona ilişkin kaygılarını Selim Kiraz. Anlatıyor. Selim Kiraz mı? Ve gereksiz bir efama kapıldığını da aslında Melih Bulu'nun görüyoruz. Ve şunu soruyor arkadaşımız. Diyor ki istifa edecek misiniz? Şimdi Melih Bulu'nun istifa edecek misiniz sorusuna verdiği cevabı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrıya ilişkin dile getirdiği yorumu aktaracağım. Melih Bulu diyor ki ben görevimin başındayım, çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim. İstifa yok. Ben bir bürokratım. Beni buraya Cumhurbaşkanı atadı. Ve ben bu üniversiteyi ilk yüze sokacağım. Hedefim bu. İstifa etmeyeceğim diyor. Ardından da devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu da atandı diyor. Ona da itiraz edenler vardı. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu niye istifa etmedi? Barış bir dakika, yani bir dakika, bir dakika. Barış bir dakika dur. Kılıçdaroğlu'yla ne alakası var? Kılıçdaroğlu nerede atanmış? Yürütme, mantık yürütme. Bir dakika Barış, bir saniye dur. Barış'cığım, sevgili Barış, duyuyor musun beni? Barış beni duyuyor musun? Bir dakika. Ya ben de zaten bir alakasının olmadığını söylüyorum. Herhangi anladım da sen yok. Beni duyuyor musun? Ama Melih Bulu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arkadaşlar, Barış duymuyor beni. İstifa çağrısına. Ben duyamıyorum arkadaşlar. Barış, İsmail'in nasıl duyuyor, Barış duymuyor? Bir dakika Barış, bir saniye dur. Şimdi duyuyorum. Ha şu anda duyuyor musun? İletişimi ben sağlayamayız aksi takdirde. Duyuyorum, şimdi duyuyorum. Duyuyor musun? Tamam. Duyuyor seni Gürkan. Tamam Barış'cığım.
Kemal Kılıçdaroğlu'yla ne alakası var? Onu bir anlatsana bize. Duymadı herhalde. Yani. Duydu mu? Duymadı yok ama çocuklar duysun. Gürkan şu anda duyuyorum. Ha şu anda duyuyorsun. Gürkan. Bak duymuyor. Evet. Melih Bulu'yla bugün konuşan arkadaşım Melih Bulu'ya benim adıma birkaç soru yöneltti. Bunları benimle paylaştı. Gerçekten bu açıklamalarda bir akıl ve mantık aramaya gerek yok. Uğur abinin de, sevgili Aykut'un da, sevgili Beran Şimşek'in de, Elfi'nin de Melih Bulu'nun verdiği cevaplara güldüğünü görüyorum. Ben de gülerek anlattım. Çünkü Sayın Melih Bulu Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrısına şu cevabı veriyor. Diyor ki, hemen notlarımdan okuyayım yanlış aktarmamak için. Melih Bulu diyor ki, ben bir bürokratım. Beni buraya Cumhurbaşkanı atadı. Görevim burayı ilk yüze sokmak. Çalışıyorum ve istifa etmeyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu benim istifamı istiyor. Kendisi de daha önce bürokrat olarak farklı görevlere atandı. Onun atanmasına itiraz edenler de vardı. Sayın Kılıçdaroğlu o zaman neden istifa etmedi? Ne alakası var? Kendisi de eleştiriler karşısında istifa etseydi diyor. Bir alakasının olmadığını biliyorum. Yine neyi söylüyor? Öğrenciler kapıya kadar gelip beni rehin alabilirlerdi diyor. Bakın aynı mantıkla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da öğrenciler rektörün makam odasını işgal edeceklerdi diyor. Ben şimdi hemen sözü Oğulcan'a veriyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, İktisat Fakültesi öğrencisi Oğulcan'a soruyorum. Oğulcan, öğrenciler rektörün odasını işgal mi edecekti? Öğrenciler böyle bir şeyi konuştu mu? Böyle bir plan var mıydı? Hayır, böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildi. İstenilen tek bir şey vardı. Bakın, hafta sonu iki öğrenci arkadaşımız tutuklandılar. Ve tamamen suçları olmayan bir yasadan ötürü tutuklandılar. İki arkadaşımız ev hapsine mahkum edildiler. Ve burada dün öğrenci arkadaşlarımız Melih Bulu'nun kapısının önüne gidip, yani rektörlük binasının önüne gidip kendisinin aşağıya inmesini istediler. Boğaziçi Üniversitesi kültüründe hiçbir rektör gözaltına alınan, tutuklanan öğrencisini savunmamazlık yapamaz. Bu çok net. Bunu söylemek istedi. Melih Bulu'nun aşağıya indiği zaman yaşayacağı bir can güvenliği evet vardı. O can güvenliğine kasteden kişiler biz değildik. Onun can güvenliğine kastedecek olan kişiler bizi döven polislerdi. Kalkanlarını kaldırıp alttan tekme atanlar, joplarla saldıranlar, başörtülü arkadaşımızın başörtüsünün açılmasına sebep olanlardı. Hiç kimse burada aksini iddia edemez. Resmen cuma gününden beri bir aydır sürdürdüğümüz haklı eylemimiz çok farklı yerlere çekildi. Hiç kimsenin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine din düşmanı, dinsiz demeye, faşist demeye hakkı yoktur. Biz 15 bin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak Türkiye'nin 81 ilinden geldik. Bakın, hepimiz sizlerin evlatlarıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. En seçkin evlatlarıyız. Neyi amaçlıyorsunuz? Hepimizi öldürmek mi istiyorsunuz? Nedir bu? 159 tane gözaltı var diyorsunuz. Bu arkadaşlarımızın ifadelerinin alınması nasıl bu kadar uzun sürebilir? Dün akşam 10'da gözaltına alınan arkadaşlarımızdan hala daha ifadesi alınmayanlar var. Artık olaylar tamamen farklı bir yere çekilmiştir. Bizim bir aydır söylediğimiz 3 şey vardı. Bunu hala daha tekrarlıyoruz. 1. Üniversitelerde rektörler seçimle başa gelsin. 2. Gözaltı ve tutuklamalar kaldırılsın. 3. Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere bu polis ablukasına artık bir son verilsin. Yani burada Melih Bulu'nun konuyu artık özünden saptırdığını görebiliyoruz. Yani komple alakasız şeylerden bahsederek, tamam, kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor. Şimdi